Leyla, bunu silmeni sana kim söyledi? Bu senin işin mi? Ben... Tablo mahvolmuş. Temizlik yapıyordum. Tozlu görünce... Sen suyun içine ne koydun? Hı? Ne kokuyor bu? Hiçbir şey koymadım Mirza. Sadece su. Bu çok değerli bir eser Leyla. Çok mu pahalı? Evet. Ne kadar ki? 100.000. 100.000 mi? Evet. Önemli olan para değil. Ne peki? Bu bir sanat eseri Leyla. Allah'ım ne yaptım ben? Bu tablo akşam eğitim gönüllüleri için açık arttırmaya çıkacaktı. Ne? Benim bir şeyden haberim yoktu, yemin ederim. Leyla, sen bu evin hizmetçisi değilsin. Hanımısın. Bilmediğin bir şey yapma artık. Ben bir işe yarayayım diye. Tabloyu temizlemeye kalktın. Deterjanla tablo mu temizlenir? Ben bilemedim. Bileceksin Leyla. Anneme sor, Kezban'a sor. Etrafta kimse olmayınca... İyi ama bu kokulu deterjan ne? Hı? Mirza, ben deterjan koymadım. Annem mi yaptı yoksa? Bak biraz önce kaçar gibi gitti. O mu getirdi bu hale? Hayır, annemin bir suçu yok. Suçlu benim. Ben nasıl telafi edeceğimi bilmiyorum ama bir yolunu bulacağım. Bak Leyla, artık anne evinde değilsin. Benim karım olduğunu unutma. Davranışlarını ona göre ayarla. Duydun mu? Etrafına bak, kendine çeki düzen ver. Şu üstüne başına da bir çeki düzen ver. Duydun mu beni? Leyla iyi misin? Leyla beni duyuyor musun? Leyla. Leyla. Tamam. Bu kadar korkmana gerek yok. Olan oldu. Aç gözlerini. Leyla dedim. Ey Allah'ım ya. Teşekkür ederim anneciğim. Kolay gelsin. Görüşürüz anneciğim. Görüşürüz. Bana bak Fırat. İşini halletip hemen eve geliyorsun. Tamam aşkım da. Ben ne zaman eve gelmedim? Zaten işimi bitirip hemen eve geliyorum. Vallahi Fırat'cığım ben uyarmasam akşam değil sabah gelirsin eve. Tamam Gül. Arabayı alıp hemen geleceğim. Gül. Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Ha? Ya bu kadar erkeğin üstüne gidilir mi? Ters teper vallahi. Yok anne yok. Bu devirde erkeğin ipini sağlam tutacaksın. Ne kızlar var akbaba gibi üşüşen. Daha geçen gün görmedin mi Leyla'nın kardeşi Deniz'de? Yok yemek dökmeler, yok yakınlaşmaya çalışmalar falan. Yok canım sen de abartıyorsun yani. Yok anne ben bu devirde uçan kuşa güvenmem. Hele de zengin erkeklerin peşinde koşan fakir kızlara hiç güvenmem. Neyse, şu tablo işi ne oldu acaba? Kesin renkler birbirine karışmıştır bile. Mirza görünce çıldıracak bence. Oh, Leyla'ya bağırıp çağırsın da benim de içimin yağları erisin. Hadi gidip bakalım. Bakalım, çok heyecanlı. Leyla. Anne, girmesek mi? Nedenmiş kız? Leyla ile Mirza abi. Aa. Tövbe estağfurullah, tövbe. Tövbe estağfurullah tövbe. Anne, ne yapıyorsunuz orada? Gelsenize. Yardım edin bana. Gidiyoruz, gidiyoruz abi. Yeni evlileri rahatsız etmeyin. Saçmalama, nereye gidiyorsunuz? Gelin buraya. Ne oldu oğlum? Bayıldı. Aa, neden? Temizlik beziyle tabloyu silmiş. Ben de sinirlendim. Ona bağırdım. İnanmıyorum ya. Senin sinirlenmene korkup bayılmış numarası yapıyor bence. Anne, siz nereden geliyorsunuz? Leyla'ya neden bir şey söylemediniz? Leyla bu evin hizmetçisi mi? Canım, kocaman kız. Nereyi nasıl sileceğini biz öğretecek değiliz herhalde ona, değil mi? Ay, kendi heveslendi Mirza abi. Yani o kadar da uyardım. Kuru bezle sil dedim ama anlamamış demek. Kezban nerede? Neden izin aldı? Hı? Oğlum, Kezban izinli. Biz de Leyla'ya güvendik, çıktık dışarı. Leyla. 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 Kalk. Kalk hadi, numara yapma. Oğlumdan korkmuş, bayılmış numarası yapıyor kaçmak için. Kalk hadi, bir şeyin yok. Anne, kız bayıldı diyorum sana, numara yapma. Yardım edin. Allah'ım, şu tabloya bak. Mahvolmuş. Şunu da kaldırın buradan. Gözüm görmesin. Kaldırın. Aferin sana Gül. Yaptığın iş tuttu. Sana söyledim anneciğim. Bu Leyla'nın sonu yakındır diye. Bu tablo kaç para? Senin haberin var mı? Ayol, bilmez miyim? Tabii ki biliyorum kaç para olduğunu. Oğlumu benden koparacağını sanıyor ama bunu asla başaramayacak, asla. Firdevs, kapı niye açıkmış? Aa! Leyla! Ah ah Leyla, iyi misin evladım? Oğlum, ne oldu burada? Bu oldu babaanne. Leyla niye bayıldı peki? Tabloyu bu hale getirdiği için ona kızdım. İnanmayın, inanmayın. Kesin numara yapıyordur. Allah Allah. Niye numara yapsın? Çocuk korkmuş, bayılmış işte. Sen Leyla'yı başkalarıyla karıştırma. Aa! Aşk olsun babaanne. O laf bana mı geldi şimdi? Leyla. Leyla. Hadi kendine gel. Hadi. Bak, kimse sana kızmıyor. Kimse. Canın sağ olsun evladım. Uyan hadi. Uyan. Ha? Mirza. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Canım, yalnız da tablo özür dilemekle eski haline gelmez. Nasıl korkmuş? Dur. Yavaş gel. Tablo için arıyorlar. Benim suçum, çok özür dilerim. İstersen... Tamam. Tamam. Ne olur, ben hallederim. İzin ver, ben konuşayım. Ne saçmalıyorsun sen? Hı? Ne diyeceksin? Tabloyu deterjanla sildiğini mi söyleyeceksin Leyla? İyi misin Gül? İyiyim abi, iyiyim. Hayır, sen niye dikkat etmiyorsun ha? Bu senin yaptığın kaçıncı sakarlık Leyla? Hayır yani, o kadar da uyardım. Yağlı boya tablo, suyla silinir mi hiç? Tozunu alır gibi sildim, bezin suyunu iyice sıktım. Hı, belli. O yüzden tablo bu halde, değil mi? Yeter artık ya! Susun, kız hastalanacak. Hem Kezban nerede? İzinli, işi varmış, ben de izin verdim. Allah Allah! Nasıl izinli? Şimdiye kadar bir gün izin almamış. Özel bir işi varsa niye bana sormadı bu çocuk? Anneciğim, Siz erkenden çıkınca bana sordu. Böyle biraz beti benzi atmış gibiydi, hasta gibiydi. Herhalde doktora gitmiştir. Siz neredeydiniz ikiniz? Siz niye evde değildiniz? Kızı niye uyarmadınız? Anneciğim aşk olsun. Yani siz şimdi bize hesap mı soruyorsunuz? Hatayı yapan, suçlu olan Leyla, siz tutmuş bizi fırçalıyorsunuz. Biz Gül'ü doktora götürdük sırtı ağrıdığı için. Ben çok özür dilerim. Canım, senet getirmemi ister misin? Bunu da 50 yılda ödersin artık. Gülsüm! Gülsüm, Gülsüm. Babaanne, ben böyle olsun istemedim. Böyle olacağını bilsem elimi sürer miyim hiç? Ah benim Leyla'm, ah benim ipeğim, sen üzülme. Her şey hallolur, üzülme. Ay anne, şuna bak ya, nasıl da yalakalık yapıyor babaanne. Sen merak etme, Mirza bu numaraları yutmaz. Ha anne, Kezban arayalım da hastayım falan desin. Aa. Babaanne bu işin peşine düşmesin. Evet evet, koş hemen ara sen Kezban'ı, koş. Babaanne. Efendim evladım. Bir dakika gelir misin? Lütfen başkasına kızma. Kimsenin suçu yok. Benim hatam. Tamam. Sen sakin ol. Güzelce de üstünü değiştir. Tamam? Her şey yoluna girecek. Leyla Hanım, biz sana güvenip de hiçbir yere çıkamayacak mıyız ha? Hem sen niye ikide bir kayınvalidemin yanında beni küçük düşürüyorsun? Özür dilerim. Hiç özür dileme. Özür dilemen hatalı olduğun gerçeğini değiştirmiyor bir kere. Yazık yazık. Oğlumu üzmekten başka hiçbir işe yaradığın yok senin. Ne diyorsun oğlum ya? Bu işin içinde Gülsüm mü var? Evet. Belli ki gelinler kendi aralarında anlaşamıyorlar. Parfümünü Leyla'nın temizlik suyuna katmış. Tablo yüzden bozulmuş. Sen nereden anladın peki? Birincisi, suyla olacak iş değil. İkincisi, temizlik bezi Gülsüm'le aynı kokuda kokuyor. Ve üçüncüsü, dün bana Leyla söylemişti. Burnu tıkanmıştı. Muhtemelen koku almadı. Babaanne, evdeki kadınları kontrol etmek senin işin. Beni bunlarla uğraştırma. Sen merak etme. Ben onlara şimdi çeki düzen veririm. Ama oğlum, bak, affetmek geçmişi telafi etmez. Ama unutma, geleceğe yeni kapılar açar. Tamam? Gidelim bakalım. Efendim anne. Alo Leyla. Kızım ne oldu? Ay seni bırakıp çıktım sonra da içime sinmedi. Ne dedi Mirza? Sorma anne sorma. Mirza çok kızdı. Haklı tabii. Resmi mahvettim. Ay tüh tüh tüh. Kızmaz mı? Hay Allah. Anne. O tablo var ya. 100.000 değerindeymiş. 100.000 mi? Evet anne. Of. Düşündükçe çok fena oluyorum. Hayır sadece nemli bezle sildim. Ne ara bu hale geldi anlamadım ki. Anne? Alo? Anne orada mısın? Ayol bizim burada 2+1 ev parası. Ne ev anne ne diyorsun? 100.000 diyorum çocuğum yavrum. Bizim evi almışsınız sizin duvara asmışsınız gibi bir şey. Ay bir tablo bu kadar eder mi Leyla ne yapacağız? Bilmiyorum. Anne, kapatmam lazım. Sonra konuşuruz. Benimle gel. Ay bir de korkudan bayılmış varoş. Ay gülmekten karnıma ağrılar girdi vallahi. Sen dur. Dur hele. O daha çok bayılacak. Çok. Gülsüm! Efendim babaanne? Senin Leyla ile derdin ne çocuk? Hı? Benim Leyla ile ne derdim olabilir babaanne? Yalan söyleme bana. Çocuğa niye o oyun oynadın? Duvardaki o resim o haldeyse sebebi sensin. Neden yaptın böyle bir şey çocuk? Babaanne ben... Nerede görülmüş kız verip üstüne borçlanıldığı? Sanki çok paramız varmış gibi. Anneciğim, ben bir okula gidiyorum. İzin belgelerini imzalayıp geleceğim. İyi kızım git. Sen de borçlanıp gelme. Ne borçlanması ya? Ablan evdeki tabloyu sildi. Bütün renkler birbirine girdi. Bir görsen güzelim resim berbat oldu. Anam 100.000 liralık tabloymuş hem de. Allah Allah. Yani bizimle öyle bir şey olmaz ki. Kesin Gülsüm'ün işidir o. Öyle mi diyorsun? Evet anne. Haset kıskanç bir kadın o. Bakışlarından belli. O akşam bana nasıl çemkirdi? Ha, doğru diyorsun kız. O Gülsüm'den her şey beklenir ha. Merak etme sen anneciğim. Ablam halleder. Gerçekler zaten sonunda ortaya çıkar. Ha. Hadi ben kaçtım. İyi hadi kızım güle güle. Dikkatli ol ha. Ah, ah Leyla, ah Leyla. Yaz. Ne yazayım? Söyleyeceğim şimdi. Hani senin bir tane defterin vardı. Küçük. Hatırladın mı? Benim sevdiklerimi ve sevmediğim şeyleri yazıyordun. Benim olan ve onlara asla dokunmaman gereken şeylerin şimdi listesini yapacağız. Yaz. Bu masa, araba, bu kalem, evdeki tablolar, burada gördüğün her şey. Yazsana. Söylesene kızım. Neden yaptın bunu Leyla'ya? Aranızda bir şey mi geçti? Bana bak bana! Çocuk! Hani kız küçük gelin, yeni evlendi. Yerini mi göstermek istedin, ezmek mi istedin çocuğu? Ne ezmesi babaanne? Ya ne? Babaanne ben... Kızım derdin ne senin? Ha? Kız daha eve yeni geldi. Yakınlık kuracağın arkadan iş mi çeviriyorsun sen Gül? Anne ben... Ben ne ben çocuk? Niye yaptın böyle bir şeyi? Neden yaptın? Amacın ne senin? Söyle. Mirza, tamam özür dilerim hata yaptım ama bu kadarı biraz fazla değil mi? Ya dolma kaleme dokunma ne demek? Ne yapabilirim ben kaleme? Her şey olabilir. İçindeki mürekkep benim dosyalarıma bulaşabilir. Önemli belgeler mürekkep olabilir. Elim kolum bağlı fanusta mı yaşayacağım? Yaptığım şey için özür dilerim ama... Kimse bana o tablonun satılacağını söylemedi ki. Satılsın ya da satılmasın. Evdeki büyüklere soracaksın. Her işi atlamayacaksın. Benimle gel. Ver bakayım. Benimle gel. Kızım, kime diyorum? Boş boş bakma. Ne demeye Leyla'ya bile eğlendin? Derdin ne senin? Niye yaptın, anlatsana. Daha ne olsun babaanne? Eve gelir gelmez prenses gibi yerleşti. Ya ben neler yaşadım. Annemin senin saygını kazanabilmek için aylarca ağzımı açmadım. Bir gün olsun size sorun yaşattım mı? Bir sıkıntı çıkardım mı? Çıkarmadım. Ama bu kız geldiği günden beri dert açtı başımızdan. Gülsüm. Babaanne, ben bu evin gelini olabilmek için yıllarımı verdim. Ama bu kız daha dün geldi, bugün başımıza hanımefendi kesildi. Haddini bilsin istedim. Doğru. Ne istem ettin, ne itiraz. Hakkını vermek lazım. Ama biz de anne gibi davrandık sana. Eğriyi doğruyu öğrettik. Ama bir şey öğretememişiz. İnsan olmayı. Başkasının arkasından iş çevirmemeyi öğretememişiz. Ama olsun. Onu da öğretiriz. Çocuk, bir daha böyle ucuz oyunlara girersen ananı babanı çağırırım. Emin ol, çağırırım. Bunu gözünün önünden ayırmayacaksın. Mirza lütfen. Biliyorum kızgınsın ama benim de bir gururum var. Lütfen bunu buraya asma. Söz, ben bu listeyi ezberlerim. Her gün buna bakacaksın ve benim hayatımda neyin önemli olduğunu hatırlayacaksın. Hatta sen de bir liste yap. Senin hayatında önemli olan bir şey var mı? Hayatımdaki tek önemli şey sensin Mirza. Anneciğim, hallettim, merak etme. Tamam, alırım. Başka bir şey lazım mı ekmekten başka? Tamam anneciğim, yarım saate evdeyim ben. Tayfun. Güzellik, merhaba. Sen ne zaman çıktın hapisten? Bugün. Hemen koşup sana geldim. Çok özledim seni. Ne özlemesi ya? Ne diyorsun sen, saçmalama. Bırak beni lütfen, bak gideyim. Kızım, sana yan baktı diye adam çizdik, mapustamına düştük. Bu mu lan karşılığı? Tayfun bak, biz seninle sadece bir hafta çıktık, o kadar. Lütfen rahat bırak beni, eve gitmem lazım. Dur bakalım güzelim. Bak Leyla, bu evde her gün bir sorun çıkmasından çok sıkıldım. Sana söylediklerim bir kulağımdan girip diğer kulağımdan çıkıyor. O yüzden bu liste hep gözünün önünde olacak. Benim hoşuma mı gidiyor sanıyorsun seni üzmek? Hı? Bana bağırman hoşuma mı gidiyor sanıyorsun? Tamam, sen bana aşık değilsin. Ama ben sana aşığım. Benim mutlu olmam senin için bir şey ifade etmiyor olabilir. Ama senin mutlu olman beni mutlu ediyor Mirza. Ve ben bunun için her şeyi yapmaya razıyım. Sen bir şey yapma. Ben mutlu olurum. Tamam? Yürü hadi. Bizim kafeye gidip konuşalım. Ya oraya bir kere gittik. Bak ne ara bizim kafemiz oldu. Lütfen bırak beni. Eve gitmem lazım benim. Bıraksana. Yürü hadi yürü. Bırak. Ah. Bırak kızı. Sen kimsin lan? Bas git. Ayağımın altına almayayım seni. Sana kızı rahat bırak dedim. Lan var ya. Bu iş burada bitmez. Deniz, geçti tamam. Ben yanındayım. Bak sen Pelin Hanım'a. Benim Fırat'la olduğum fotoğrafı beğenmemiş. Ama Fırat'ın tek başına olduğu fotoğrafı beğenmiş. Benden kaçmaz güzelim. Gül, ne yapıyorsun kızım sen? Hiç. Fırat'ın fotoğrafını beğenenlerle, Fırat'ın benimle birlikte olduğu fotoğrafı beğenenlerin listesini çıkartıyorum. Ne yapıyorsun? Anne, bazı kızlar var. Fırat'ın benimle olan fotoğrafını beğenmiyorlar. Bak, Pelin, Gülsü, Işık, Defne. Oho, liste uzayıp gidiyor. Canım görmemişlerdir. Niye bu kadar abartıyorsun? Anneciğim, eğer bir tane fotoğraf olsa dediğinde haklısın. Ama 5 tane fotoğrafı da mı görmedi? Bunların hepsi kara listede. Fırat bunlardan birinin fotoğrafını bir beğensin bakalım. Kıyameti koparırım vallahi. Bunların hepsi Fırat'ın peşinde. Ama ben bunların üstesinden gelirim. Sen ne diyecektin anne? Çekil şöyle. Ay, çok şükür Saadet annenin siniri geçti. Gül, aferin sana kız. Satmadın beni. Vallahi bir kez daha böyle bir gelin bulduğum için kendimle gurur duydum. Sen benim bir tanecik gelinimsin. Gül, bak Leyla gidene kadar birlikte savaşacağız. Ona göre, tamam? Leyla. Leyla. Üzülme artık. Ona üzülmüyorum babaanne. Mirza... Yine ne dedi Mirza? Bu listedeki hiçbir şeye dokunma dedi. Gözlük de yok ama koca koca yazmış. Aha. Of of. Bu listeye kalırsa senin bu evde hiç yaşamaman lazım. Tamam. Peki. İşte liste. Gel bakalım. Senin de elin amma ağırmış ha. Oğlan sarma istedi. Hadi. Gelmeden hazır olsun. Daha iyi misin? İyiyim, teşekkür ederim. Kimdi o çocuk? Eski sevgilim. Ama sadece bir hafta çıktık. Gerçekten başka hiçbir şey olmadı. Anladım. Karakola gidelim mi? Şikayetçi olmak ister misin? Yok yok, gerek yok. Zaten hapisten daha yeni çıktı. Şimdi gidersek tekrar içeri alırlar. Hapisten mi çıktı? Uzun hikaye, boş ver. Seni eve bırakayım istersen. Çok sevinirim, zahmet olmazsa. Yok canım, ne zahmeti? Hadi gel. İkimiz de neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu arada gerekli önlemler alındı. Sanırım artık bunlara da gerek yok. Sen ne dersin? Bence de gerek yok. Evde her gün bir problemle uğraşmaktan sıkıldım. Söz veriyorum bir daha olmayacak. Umarım. Müsaadenizle. Çalışmam lazım. Tamam, sen nasıl istersen. Neden durduk? Evin bura mı? Yok da ben kendim giderim. Komşulardan gören olmasın şimdi. Olsun canım. Akraba olduk artık. Eve kadar bıraksaydım. Gerçekten hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Yeterince zahmet verdim zaten. Peki öyle olsun. Nasıl istersen. Neredesin Fırat ya? Niye açmıyorsun telefonunu? Aç istersen. Yok ya. Sonra konuşurum. Ah! Telefonu yüzüme kapattı. Yardımların için çok sağ ol. Ne demek? Teşekkür etmene gerek yok. Yalnız o çocuğa dikkat et. Bir sorun çıkartırsa beni arayabilirsin. Teşekkür ederim. Yalnız bu olanlardan kimseye bahsetme. Aramızda kalsın. Merak etme. Kimseye söylemem. Hoşça kal. Bugün olanlar için özür dilerim. Bir daha sorun çıkartmayacağıma söz veriyorum.